Türkiye'nin coğrafyası gereği tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Türkiye, ee, Orta Asya'dan, Asya'dan, Orta Doğu'dan gelip Anadolu üzerinden Avrupa'ya giden ticaret yolunun üzerinde bulunmaktadır Türkiye. Bu ticaret yolunun üzerinde bulunması nedeniyle tarihin başlangıcından bu yana bu yol üzerinde hep bir ticaret vardır. Bu ticaret yasal ticaret vardır, yasa dışı e, ticaret vardır ve e, Özellikle bizim bölgemize en yakın olan ve bu camiada altın hilal olarak adlandırılan Afganistan bölgesinde üretilen afyon türevi uyuşturucu maddeler 3 rota üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışır. Birisi Karadeniz rotası, birisi Balkan rotası yani Türkiye üzerinden giden rota, diğeri de Akdeniz rotası. Şu an Karadeniz rotasında Ukrayna'da bir savaş söz konusu. Dolayısıyla oradan karayoluyla gitmesi zorluk, zorluklarla karşılaşmalar anlamına geliyor. Akdeniz rotasında da şu an büyük ülkelerin gemileri gelmek suretiyle orada bir sıcak ortam var. Orada da çok zor bir durum var. En kolay güzergah şu an itibariyle Afganistan'dan gelip Avrupa'ya giden bu e, afyon türevi e, uyuşturucu maddeler için en kolay e, güzergah şu an Balkan rotası. Anadolu'dan geçip e, İstanbul üzerinden Avrupa'ya açılan rota. Bu rota e, 1950'lerden bu yana belki de daha eskiden bu yana bu rota oluşmuş, ilişkiler oluşturulmuş ve bu rota üzerinde zaten çalışıyordu. Ama Avrupa Birliği'ne girmesiyle o bölgedeki bazı ülkelerin Şimdi, aslında biraz değişmişti. E, fark etmiyor çünkü ee, Balkan rotası üzerinden Türkiye'nin üzerinden geçen bu madde Bulgaristan evet. üzerinden e, haritada e, bakarak e, diğer Romanya, e, Sırbistan, e, Bosna, e, evet. Almanya, e, Macaristan gibi bu ülkeleri geçerek zaten İspanya'ya, Belçika'ya, e, Almanya'ya e, gidiyordu. Evet. Bu söylediğim gibi afyon türevi uyuşturucular için geçerli. Burada zaten tarihten bu yana, eski tarihlerden bu yana zaten bir uyuşturucu madde kaçakçılığı var. Bu kaçakçılıkta uyuşturucu madde batıya, silah ya da uyuşturucu maddenin parası da doğuya gelen bir şey vardı, fotoğraf vardı. Bu silah ve para terörde, vekalet savaşlarında, yasa dışı işlerde kullanılırdı ve bu bölgedeki iç karışıklıkları da beslerdi. Hep böyle oydu bu iş. Ancak yakın tarihte bir gelişme oldu. Yani 2020 ile birlikte Latin Amerika'da üretilen kokain maddesi miktarının artışı ile birlikte Amerika böyle Amerika kıtasında bu maddenin tamamının tüketilmemesi, tüketilememesi ya da başka bir deyişle oradaki kanun uygulayıcılarının sıkı takipleri neticesinde yeni bir pazar bulma çabasına girdi bu madde. Bu madde daha önceden e, Avrupa'ya, deniz yoluyla Belçika'ya, Hollanda'ya, Almanya'ya, e, limanlara gidiyordu. Oradan Avrupa'ya ve dünyanın değişik ülkelerine dağılıyorlardı. Daha önceki güzergah buydu. Ancak son yıllarda bu güzergah değişti. Biz bunu operasyonlardan görüyoruz. Mersin Limanı ve hatta İzmir Limanı'nda yakalamalar olduğunu görüyoruz. Rakamlar e, az buz rakamlar değil. Türkiye'de kokain maddesi yakalamaları kilolarla e, ölçülürdü e, şimdi tonlarla ölçülür hale geldi ve e, bugün programa gelmeden önce biraz e, rakamları e, karıştırdım e, 2020 ve 21 yılına göre hı hı. dünyada üretilen kokain maddesinde %35'lik bir artış söz Peki, konusu bir şey 600 kilo bir kokainin yakalanması kartele ağır bir darbe mi? Ağır bir darbe ancak burada konu çok geniş hı hı. bir tarafından başlayınca öbür tarafı atlayabiliyoruz Mersin Limanı'nın tercih edilmesini ben şöyle yorumluyorum biliyorsunuz Suriye'de ve Kuzey Irak'ta bir çatışma ortamı var yakın tarihte İsrail'de bir çatışma ortamı doğdu. Coğrafyamızda Ukrayna'da hala bir çatışma devam ediliyor. Ve burada dünyanın büyük güçleri gemileriyle askerleriyle tüm güçleriyle bu bölgedeler. Uyuşturucuyla bunun bağı nedir diye düşündüğümde şu şu ortaya çıkıyor. Bu madde uyarıcı bir madde. Yani uyuşturucu bir madde değil. Uyarıcı bir madde. Bu madde İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın askerlerinin üzerinde kullanmış olduğu maddelere benzer maddeler bunlar. E, ve bu madde Mersin Limanı'na geldikten sonra anladığım kadarıyla e, Türkiye'deki tarihi e, Afyon rotasını kullanmak suretiyle bir kısmı Avrupa'ya gidiyor. Oradaki ilişkiler ağını devam ettiriyor. Bir kısmı da Orta Doğu'ya ve e, Asya'ya dağılıyor demektir bu. E, ve burada yeni bir pazar oluşturuluyor. Bu pazar biraz önce söylediğim gibi bir taraftan uyuşturucu maddeden elde edilen kara para, diğer taraftan silah ve bu bölgedeki çatışmaları da destekleyen, çatışmaları da sübvanse eden bir rakam olarak ortaya çıkıyor karşımıza. İşte burada yakalamalar yeni İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya döneminde böyle çok çok yüksek miktarlı yakalamaların olduğunu görüyoruz. Bu yakalamalar bizi de ümitlendiriyor. Ancak bu yakalamalarda ben bir problem sezinliyorum. Problem şu, uyuşturucu maddeyi bir konteynerin içerisinde sadece uyuşturucu maddeyi yakalamak ya da konteyneri açan oradaki işçiyi yakalamak uyuşturucu maddeyle mücadele anlamına gelmez. Hı hı. Uyuşturucu maddeyle mücadele yapılırken bu işin asıl ölçüsü olması gereken Kontrollü teslimat isimli bir mevzuatımız var bizim. Kontrollü teslimatta şu demektir: Uyuşturucu maddenin varlığı tespit edildikten sonra gizli bir şekilde Cumhuriyet savcısı ve ilgili mahkemeden bir karar çıkartmak suretiyle o maddenin gittiği yere kadar teknik cihazlarla fiziken takip edilmesi suretiyle kimin eli dokunduysa kimin bir şekilde irtibatı varsa Türkiye içerisinde ya da Türkiye'nin dışında kimler varsa hepsini komple alınması suretiyle bir operasyon yapılması gerekir. Ben anlıyorum ki özellikle gümrüklerde yapılan operasyonlarda madde yakalanıyor maddenin e, ithalatını yapan yani konteynerin sahibi olan şirket yetkililer hakkında e, işlem yapılıyor. Şirket yetkilileri de muhtemelen e, biz yapmadık onu e, gönderen firma içerisine koymuş. Orada bizim rızamızın ve bilgimizin dışında olmuştur diye bir savunma yapıp bu sorumluluktan kurtarmış. Ne kadar hız verdiğini görüyoruz operasyonlarla Barış. Ben bir şey söyleyeyim burada hani polis müdürümüze de döneceğiz Sde Mesela ben şöyle bir şey yapıyorum. Türkiye'de Nenad Petrak yakalandığında bunu yaptım. <laughs> Hırvatça bilmiyorum. <laughs> Ama artık teknoloji gelişti biliyorsun. <laughs> ne, ne lazım etten? ben yardımcı oldum ben biliyorum. <laughs> Biliyorsunuz teknoloji gelişti. İstediğiniz dilde artık bütün şeyler evet. çevir yapıyor. Hırvat medyasını açıyorum. Hırvat medyasında eski haberleri tarıyorum. Nenad Petrak'la ilgili. Ne yazıyor biliyor musunuz? İşte mesela ona mesela Avrupa çapında daha önce operasyonlar yapılmış bir sürü adam almış. Bunların haberlerini hep şöyle. Nenad Petrak'ın Türkiye'de olduğu düşünülüyor. Evet. Bunların hepsi için geçerli aşağı yukarı. Tabii. Şimdi mesela bir de hesaplaşma vardı hatırlarsanız Sırp çetesi, İtalyan lideri Vukotic burada öldürüldü. Sırp medyasında da baktım da orada da Türkiye'de. Ben bugün onu okudum yayından önce. Karadağ merkezli bir e, evet. örgüt bunlar ve 2021'de 6 ay içinde iki kere e, bir işte öldürülmeye çalışılmış. Evet. E, işte emniyetle bağlantıları, orada da devlet memurlarıyla bağlantıları ortaya çıkmış ve tam bir şeyler olacakken hop Türkiye'ye geliyor. Çünkü biliyor burada bir şey olmayacağını. Bir şey olmayacağını biliyor. Ve işte bu tablo bana, yani şu özellikle son aylardaki tablo bana bir şey gösteriyor. Dikkat ederseniz haberlerin hikayesinde hep Avrupa'da yapılan bir dizi operasyon, interpol araması, sanki Türkiye'de emniyette, bu hani sadece Türk çok doğal. Hani bunlar polis çevirmesinde herhalde kimlik kontrolünde çıkmıyor. Aslında uluslararası bir operasyonu gerçekten Türk Emniyeti'nde veya Türkiye'deki emniyet güçlerinde daha dikkate ve daha ciddiye aldıklarını eminim. Şu bunlarla ilgili istihbarat geliyordur.